Herkese selam. Bugün çok güzel bir tur yapacağız. Cem'le birlikteyiz. Cem'i eski videoları izleyenler bilir belki. Onun Hornet ile gideceğiz. Sapanca'ya gideceğiz. Orada drone uçuracağız. Oradan Eğerce'ye gideceğiz. Belki orada drone uçururuz. Bir sürü yere gideceğiz. Umarım güzel bir video olur. Böyle uzunca bir vlog videosu olacak. Hadi bakalım. İyi seyirler. Burayı bilenler bilir diyeceğim. Çok saçma, klişe bir söz olacak. Yunuslar. Burada eskiden motosikletle İstanbul'a geçebiliyorduk. Geçebiliyormuşuz. Hiç gitmedim ama son zamanlarda gitmeyi denedim. Beceremedim. Kapatmışlar. Sadece Yalova'dan varmış. Üzdü. Bir sonraki durağımız Trilye. Trilye virajlarında bir timelapse'imiz yok mu ya? Buraya kadar kayıt açmadım çünkü herkes her gün her yerde zaten trafik görüyor. Burada da trafik var. Trafik göstermeyeyim dedim size. Şimdi timelapse'imize başlayalım bakalım. Tabi virajlar başlayınca burası da Mudanya Marinası. Marina mı deniyor? Fakirlikten bazı kelimelerin adı bilmiyoruz yani. Mesela katamaran kelimesini yeni öğrendim o güldür güldür izlerken. Altyazı koyuyorum, otomatik lapse yazıyor. Time lapse. O zaman ready for time lapse. Hadi bakalım. Buranın virajları çok güzel görünse de aslında çok eski bir viraj burası. Burada da çok eski arabalar sürekli gidip geliyor ve yağ bırakmışlar her yere. Lastikleri yeni değiştirmiş olmama rağmen çoğu yerde kayıyor. Önde bıraktı, arkada bıraktı. Zaten ayağımı bile yere sürttüğümde yani direkt olarak hissedebiliyorum parlaklığı. Bir de fark ettiniz mi bilmiyorum timelapse'de. Önümdeki araba sürekli karşı şeritten dönüyor böyle virajlara. Onun gibi bir sürü insan olabilir. Karşıdan da gelen olabilir. O yüzden bazen böyle kör virajlarda performansı düşürmekte fayda var. Sürüyoruz. Trilye'ye gelmek üzereyiz. Ben de bir kahvaltı yapacağım artık orada. Kahvaltı yapmadım. Oy! Deniz çok güzel ama değil mi? Dalgasız bir de. Aslında tam bugün yüzme günüymüş. Trilye. Eskiden burada Rumlar kalıyormuş. Sanki şey yapıp taşınmış da Türkler gelmiş gibi söyledim ama. Rumlar yaşıyormuş Türklerden önce. O yüzden mimarilerin çoğu Rum mimarisi. Burası da böyle güzel bir yer. Seviyorum Trilye'yi. İşte eski kilisesi var. Eski camileri var. Evleri eski. Şurada gördüğünüz gibi bak. Eskiden hep böyleymiş. İşte görüyorsunuz bak eski camiyi. Ne kadar güzel. Ben buraları seviyorum. Ama uzak ya. Yani gelmesi çok zor buraya. Çok zahmetli. O yüzden buradaki insanlar turistik için turistik yani turistlerin gelmesi için turistik faaliyetler için ne yapsa tutmuyor gibi bir şey. Bir tane ev var burada. En meşhur ev o. Muhtemelen artık kapanmıştır da. Şu köşe abi görebiliyor musunuz? Oraya bak. Şurası. Tabii eskiden burası biraz daha faaldi. Turşu suyu falan satıyordu. Şimdi kapatmışlar. Tabii böyle dandik dandik mimariler de var tabii yani. Severiz buraları. Hadi bir kahvaltı yapak. Kayıtta mıyız? Kayıttayız. Ama şu an ekran gitti. Öyle 5 saniye sonra kapatıyor. Aa niye? Cem kıpkırmızı olmuş. Arkadaşlar böyle bak 3 harfli Cim marketlerden bir tane soğutucu şey aldım. Torba aldım. Bunun içine böyle bira mı koyuyorsun? Su koyuyorum. Bira, bira içmiyoruz motorda. Bak buz gibi hala görüyor musun? Oturup izledik. Timelapse işini becerememişiz. Dün gün batımı çektim onunla. Tabii haliyle intervali daha yüksek oluyor. O yüzden yolda giderken uzun aralıklarla çektiği için saçma sapan bir şey çıkıyor ortaya. Öyle denk gelmiş. Hakkınızı helal edin. Timelapse'i izletemedik size. Şimdi Kapanca Limanı'na gidiyoruz. Şöyle çok güzel drone görüntüleri çektik orada. Çektik diyorum, daha gitmedik ama. Çekmezsek tabi görüntüleri koymam. Orası hem kamp yeri. Bayağı kamp yapılıyor orada. Hem de yüzebiliyorsunuz. Falan pişman. Şu an Trilye'den çıkıyoruz. Haydi bakalım. Evet, burada bir yerlerden giriyorduk. Yanlış hatırlamıyorsam. Evet, sanırsam buradan.
Evet, çam ağacı. Google'dan baktığım kadarıyla çam ağacını görünce dalıyoruz. Sen yolu hatırlıyor musun? Buradan giriyoruz. He? Buradan giriyoruz. Buradan değil mi? Tamam, devam edelim. Bulamazsak haritadan mı bakarız? Tamam, buradan giriyoruz. Ben de Google'dan baktım yani nereden giriyoruz diye. Arkadaşlar, Google'da arama tercihlerini Yunanistan'dır, başka ülke yapınca çok yüksek çözünürlüklü görsellere erişebiliyorsunuz Google Maps'te. Ha, kapanca diyor bak. Tamam, buradan gireceğiz. Ondan sonra çeşitli yerlere oturup keşfedebilirsiniz. Heh, Dominar da şey yapmıyor demeyin. Offroad yapmıyor demeyin. Girdik. Offroad. Neyse. Konuşurken nasıl böyle sesim titreyecek. Dediğim gibi yol biraz bozuk. Tombicik gidiyor tabii de. Benim lastiklerim de çok uygun değil bu yola. İç lastiği tamamen yol olan bir lastiğim var. Hadi bakalım buradan. Aşağı uçmazsak iyidir. Şunu da temizleyeyim de. Böyle durumlarda arkadaşlar iki freni birden hafif hafif sıkarak inebilirsiniz. Kitlerseniz, yol lastiğiyle kayarsanız, keza demin kaydığım gibi. Cem biraz gitsin de. Düşerse korna çalarız birbirimize. O düşerse ben görürüm zaten. Ha, burası zaten düşülecek yer değil. Yuri! Yuri Boyka! İki lastiğin frenini birden yavaş yavaş böyle tozunu alacak kadar sıkarsanız tozunu almış olursunuz. Gene bayağı insan gelmiş. Oha! Yok, araba gelemez falan filan diyoruz ama Cem orada durma. Buralar kum kum. Lan buradan iniyoruz da nasıl çıkacağız acaba? Oğlum bayağı da doluymuş ya. Hadi bakalım, bizi büyük bir macera bekliyor. Ay ay ay. Şimdi ben biraz daha safe olarak şuradan gitsem daha güvenli olur mu benim için? Bilmiyorum. En azından yatırdığımda virajın alnına düşmez. Biraz daha rahat inerim diye düşünüyorum buradan. Kaymıyor mu? Gene kayıyor. Ha, en zor yer orasıymış. Burasında bir sıkıntı yok. Ben böyle sıkıntı yok dediğimde genelde böyle onun 10 katı daha kötü bir yere geliyor. Evet, geldik limana. Ceketleri koyduk. Mont koyduk. Mont koyduk. Shaker. Her şeyi koyduk. Islak mendil, peçete. Böyle bir yer arkadaşlar. Şimdi drone'la da uçuracağız. İnsanlar yüzüyor. Tabii insanları şey yapmayacağız. Yüzünü blurlamayacağız. Çünkü insanların yüzü blur gibi zaten. Arkadaşlar, bedava mezar. Bunu bilin yani. Kime göndereceğinizi biliyorsunuz. Oradan çıkacağız. Drone'umuzu çektik. Oy. Kahvemizi içtik. Buradan var ya, yardırıp çıkmamız lazım.
Aynen öyle. Böyle işte. Toz geçsin de gideceğim. Nasıl gidiyor? Sararsam çıkarım abi buradan. Evet, bir şey yok. Toz! Evet, inmek daha zor. Hakikaten. Kamerada görünüyor mu bilmiyorum ne kadar bozuk olduğu yolların ama. Neyse tabii yani gidilmeyecek gibi değil tabii. Gittik, herhalde Dominar'la derelerin içinden geçiyor ya. Hintliler neler neler yapıyorlar. Ya benim tek korkum şey aslında. Şunu açayım, ona konuşayım. Size konuşayım en azından, zaten bir yere gidemiyoruz. Erciyi takip ediyoruz. Oh, buralarda böyle güzeller yani. Evet, burada bir BİM var diyor. Nerede BİM? Caminin altında BİM var arkadaşlar. BİM. Caminin altında olması şey mi acaba? Birleşik İslam marketleri falan gibi bir şey vardı o. Onu mu kanıtlıyor acaba caminin altında olması? İlginç. Tabii şaka yapıyorum, öyle bir şey yok. Devam ediyoruz şimdi Erce'ye doğru. Muhtemelen hala rüzgarlıdır ama. Devam ediyoruz. Evet. Erce'ye geldik. Burası çok güzel. Miami'ye mi geldik diyor. Evet, motorları bıraktık buraya. Erce sahildeyiz. Şöyle bir yer burası. Biraz rüzgar var ama telefon alıyor mu bilmiyorum rüzgarı. Böyle bir yer. Şöyle bir tane sopa dikmişler. Erce'den çıktık. Burada da duşların olduğu bir halk plajı var. Kumu falan güzel. Dün de gelmiştik, önceki gün de gelmiştik. Hep rüzgarlı burası. Nedense. Hep yüksek yüksek dalgalar var yani. Hiç sakin göremedik burayı. Saptım, sahil yoluna girdim. En azından sahil yolunda sürerim yani. Şurada içeriden süreceğimize. Yavaş yavaş insanları da riske atmadan. Yani zaten kimse yok da. En azından. Dikkatli dikkatli. Manzara izleye izleye, deniz izleye izleye. İnsanlarla işimiz yok. Ama burada her yere duşluk açmışlar, her yere. Yani böyle her 50 metrede bir duşluk var. Gayet güzel. Tabii insanlar arabasını soktuğu yere biriktiği için sahilin başı ve sonu dolu. Erce'den Muradiye'den çıktık. Şimdi Karacabey'e doğru gidiyoruz. Longoz'a girer miyiz, girmez miyiz bilmiyoruz. Biraz çünkü yorucu bir yol orası. Hem çok kum bir yol. Ama güzel oralar tabii. Bakalım şimdi bir şey var. Tam kilit noktası. Hayırlar Köyü diye bir yer. Burası benim sevdiğim rotalardan bir tanesi. Bu sene keşfettim bu rotayı. Yani burada böyle bir yol olduğunu tabii biliyorsun ama motosikletle ilk defa Esra'yla geldik. Dominar'ı yeni aldığımızda rodaj turlarından birinde yapmıştık bu yolu. Çok keyif aldık. Vallahi ensesinden tuttuğumu getiriyorum buraya. En sonunda Cem'le geldik. Cem de motoru aldığından beri ilk defa sürüyoruz birlikte. Keyifli. Severim Cem'i.
diğer videolardan bilirsiniz. NZ750 ile bir videosu vardı galiba. İşte bir de Iowa İni Mağarası'na falan gitmiştik birlikte. O videoları da şimdi yukarıdaki kartlara koyuyorum. İsterseniz. Aa, bir de İznik'e gitmiştik değil mi? İznik videosu da vardı. O zaman ben Pulsar almıştım. Galiba onunla gitmiştik. Neyse. Buralar güzel gördüğünüz gibi. Yeşillikler arasından. Ya yolu çok efsane değil. Taşlar kırılmış falan filan. Yani dediğim gibi işte yollar çok şey değil böyle. Hani performanslı süreyim, hem viraj yapayım, hem de işte manzara izleyeyim biraz yavaşladığım zaman gibisinden, öyle yollar değil. Ama yine de güzel. Çünkü manzarası çok güzel yani. Zaten çok hızlı gidilecek yollar değil. Tek şerit. Yavaş yavaş gidip keyif keyif sürmek için güzel bir yer burası. Biz bu turda Hayırlar Köyü'nde oturup bir çay içeceğiz. Abi çayın tanesi. Şaşkınlığımı anlatmak için şöyle vizörü kaldırarak anlatacağım. Abi çayın tanesi 4 lira. 4 lira ya. Gittik oraya. Dünyanın çayını içtik. Bir de poğaça ikram ettiler. Poğaçanın yanında verdikleri çayı da ikram etmişler. Kaç tane çay içtik? 4 kişi gitmiştik. 4, 8, 12. Ben bir tanesini de bir türde içmedim. 11 çay içtik. 4 tane poğaça yedik. 24 lira para verdik. Yani bu adamlar da o işten para kazanıyor. O dükkanı açık tutuyor. Çayı 40 liraya satanlar da tabii. Bilmiyorum. Bilemiyorum. Artık bizi mi burada şey yapıyorlar? Karacabey ikinli falan filan. Devam ediyoruz. Evet, buraya kasis koyunuz çok iyi olmuş. Burada zaten hep rally araçları falan geliyor yani burada. Uçsunlar diye koymuşlar. Kayalar, taşlar. Lan ne güzel yerler ya. Baksana. Ya yaşanacak yerler değil de gezmek için çok güzel yerler. Ha, burada mezarlık varmış. Ya bir yandan böyle işte manzara izlerken bir yandan size muhabbet etmeye çalışıyorum. Umarım iyisinizdir. Arkadaşlar bu aklıma geldiğinde bak ses tonu nasıl değişiyor. Ne diyeceğim? Abone olun diyeceğim abi. Videoyu beğenin. Yani şimdi 3 tane kamera, hatta 4 kamerayla çekiyoruz. 2 tane aksiyon kamerası. Artı telefon. Bu sahilde çektiğim. Artı drone. 4 kamerayı editle, işte müzikleri koy, sesleri temizle, net gelsin diye falan filan. Bunların hepsi iş. Zaten benim işim olan bir işte. Ekstra mesai. Sırf sizle vakit geçirelim. Size böyle güzel görseller sunalım. Belki aklınıza böyle bir rotayı sokarım. Belki aynısını yaparsınız. Devam ediyoruz yola. Hadi bakalım şimdi. Şimdi bir timelapse yapacağım. Hadi bakalım. Becerebilirsem bir timelapse yapayım. Deminkini beceremedik. Cennecek ki hayırdır kardeş. Biraz daha gideceğiz. Köy var. Orada bekleyeceğiz. Oturacağız. Ne var oturacağız? Köy. Köy kahvesi. Köy. Aynen. Ben bir timelapse açayım diye durdum. Burada uçururuz drone. Hem mola verelim hem bir drone uçuralım diye durduk. 3 saat falan motor sürdüm, ben başlıyorum ya. Anladım. Vallahi ben çok rahatım ya, şu sımbırtılar. Benim götüm de acımaya başladı. Senin konforun okey. Ben çok rahatım vallahi fıçfık. Şunların da inceleme videosunu çekeceğim. Kullandım, memnun kaldım diye. Tavsiye videosu olur. Müsait bir zamanda. Devam ediyoruz. Kuşumuzu da uçurduk. Keyifli. Güzel. Mini bir mola verelim dedik. Ben yorulmadım dediğin gibi. Şu aldığım markasını hatırlamadığım şey yani. Neydi lan? Hava Air Max. Air Max sayesinde götünüz uyuşmayacak. İşbirliği değildir.
Neyse bunların incelemesini çekerim, memnunum yani. Hakikaten çok fark ediyor. Yol konforum çok etkiledi. Güzel oldu. Arkaya da aldım tabii Esra'ya. Ya biraz çirkin durmuyor değil. Tabii olumsuz yönleri de var. Onlardan da bahsedeceğim. Biraz kullanmış olayım dedim en azından. Bir 2-3 tur yapmış olayım dedim bununla. Bir 2-3 tur da yaptım zaten. O yüzden bir şeyler söylemeye hakkım olduğunu düşünüyorum en azından. Çoğu da uzun yol denebilecek. Minimum 200 kilometrelik yollar. Devam ediyoruz. Direkt Bursa'ya gideceğiz buradan. Evet, geldik Hayırlar Köyü'ne. Arkadaşlar buraya gelirseniz bu kahvede bir çayınızı için. Bizim çok vaktimiz yok. Zaten molayı da vermiş olduk drone uçururken. O yüzden devam ediyoruz Bursa'ya. Hoppa. Burada da güzel yerler var. Müzik klibi çekmek için harabeler. Genelde zaten müzik klipleri bütçe yokluğundan güneş ışığında harabelerde çekiliyor biliyorsunuz. Yani çoğu öyle yapılıyor yani. Yok efendim plato bulayım, yok set kurayım falan. Herkes işini ucuza getirmeye çalıştığı için böyle harabeler çok kullanılıyor müzik kliplerinde. Buradan sonra yemek yiyeceğiz. Yani oturup yediğimiz yemeği çekmeyelim tabii, normal bir yere gidip yemek yiyeceğiz. Buraya kadar izlediyseniz yorumlara Hera yazabilirsiniz. Hera yazarsanız buraya kadar izlediğinizi bilirim en azından. Bütün yorumları okuyorum. Soracağınız herhangi bir şeyi yorumlara yazabilirsiniz. Ya da sadece selam yazabilirsiniz. Selam vermek için selamınızı da alırım yani. Orada cevap veriyorum bütün yorumlara. Sizleri seviyoruz. Görüşmek üzere. Yakında daha güzel turlar olacak inşallah. Böyle gündelik vlogları da severseniz beğenebilirsiniz, yorum yapabilirsiniz. Content'i seven işte vlogtur, kamptır arkadaşlarınıza gönderebilirsiniz. Yani YouTube'un dilencilikleri işte. Beğenmiyorsanız tabii beğenmeye de bilirsiniz, izlemeye de bilirsiniz. Kendinize çok iyi bakın. Ekipmanınızı giyin. Eksiksiz motosiklet sürün. Çünkü ekipman sadece bir kere lazım oluyor. Onda da üstünde olması gerekiyor. Ekipmanın üstünüzde olması gerekiyor. Durum böyle. Görüşmek üzere.